Denizciğim, yine baş başayız ve böyle gündelik hayat dertlerini konuşalım dedik ya seninle. Bayağı gündelik hayat dertleri. Tamam, anladık, şemalar var. Anladık, daha böyle 5 yıllık kalkınma planı olanlar, daha disiplinli olanlar, daha mükemmelliyetçi söylemesi bile zor olanlar, daha hayat planlaması dağınık olanları, belki tırnak içinde gelişine vuranları, daha unutanları daha, seçiyorlar. Evet, birbirlerini tamam. seçiyorlar. Genelde bizim gördüğümüz meç bu. Evet. Niye seçtikleriyle ilgili bir fikrimiz var. İhtiyaçlar evet. hiyerarşisi. Evet, gel beni toparla, planla, programla. Benim bu dağınıklığımı işte düzenle. Metaforik olarak diyen, da, duygusal olarak evet, da. Evet, duygusal olarak da kişilerle. Daha işte beni dağıt, daha eğlenceli, daha anlık yaşayan, spontan şeylerden hoşlanan biri olayım diye isteyen insan birbirini seçiyor. Birbirini çok beğeniyor ve istiyor. Peki ne oluyor da terapi odalarında en çok bu ikiliyi görüyoruz biz? İnanılmaz resleşmeye başlıyorlar evet. belirli bir süre sonra. İlk başlarda her şey çok güzel gidiyor. Dağınık olan kişi, mükemmeliyetçi kişi kendini toparladıkça... Bütün sorumlulukları aldıkça, onun en ufak ilgi alanlarına özen gösterdikçe ve hiç unutmadıkça... Sanki başına gelmiş gibi yaşıyor, anlatıyorsun. Evet, bu mükemmel geliyor. Tamam. Ama ondan sonra, belirli bir süre sonra bu müdahaleler, derlemeler, toplamalar her seferinde sıklığı ve şiddeti artarak devam ettikçe bir tehdit olarak algılıyorlar. Nasıl? Daha kişiliklerine bir tehdit, benliklerine bir tehdit, kendi kimliklerini kaybedecekmiş stresine bir korku ve panik yaşıyorlar. Ve orada resleşme başlıyor. Sesli ya da sessiz. Tabii ya gerçekten unutuyor, hatırlamıyor, dakikliği hiçbir şekilde uygulamaz hale geliyor, hep geç kalıyor. Yani biraz daha pasif yöntemlerle direnç koyuyor. Direnç koyuyor, yani ben buyum. Beni böyle kabul et. Ben zaten böyleydim. Zaten böyleydim. O yüzden de sen beni bu halimle sevdin. Ve şimdi beni değiştirmeye çalışıyorsun. Ve kendimi yetersiz hissediyorum diye bağırmaya başlıyor. Peki hemen sesli soru. Sesli ya da sessiz. Kabul. Zaten aslında kendisine benzemeyen, epey ters köşe bir kimliği seçerken, bu biraz önceki kimliğini korumaya çalışan hanımefendi ya da beyefendi, zaten dönüşüm için seçiyordu o partneri. Yani beni böyle bir hayat içinde daha sistematik bir yere oturttur. Daha güvenli hissediğim kendimi diye. Bu çok bilinçli bir seçim değil ama. Ama bilincin dışından evet. ama gün sonunda aslında evet. hani şuursuz bir seçim değil. Daha değil, bilinç dışı değil. Bir seçim ama evet. bir seçim. Evet bir seçim. Yani daha ihtiyaçlarına işte devamlı söz veren, sadık olan ve sözünü tutan, hiçbir şeyi aksatmayan, son derece çalışkan, işte onun için her şeyi çok çok... Sevdiğini onu düşünerek gösteren, çok ince noktaları unutmayan birisi kendini değerli hissettirirken tamam. bunun hep yapılıyor olması bir süre sonra kişinin çok daralmasına, küçücük bir çerçeve içinde kendini sınırlanmış hissetmesine, kimlik kaybedeceği duygu. Çünkü bu ihtiyaç artık tamamlanıyor, doyuruluyor. Bu istersen ezberlerini... deki ihtiyaç olsun yani anadan babadan karşılanamayan bir güvenlik ihtiyacı olsun ya da sorumsuz bir babanın annenin evladı olarak gelerek böyle bir seçim yap. Bunlar da tabii bu şemalar da çok etkiliyor seçimleri. Ama artık böyle biriyle evliyim. Tamam bu alanda güvendeyim. Evet, evet. Bir sonraki step'e geçelim. O ihtiyaç tamamlandıktan sonra da o sıkıcılık, o monotonluk, sürekli tekrar etmesi ilişkiyi daha çıkmaza doğru götürüyor. Karşı tarafın hissettiği ise, mükemmeliyetçi kişiliğin hissettiği ise hiç anlaşılmıyorum. Ne yapsam yetmiyor. Yaranamama hali. Yaranamama, bir değer görememe, işte hak verilmeme. Yani 3 tane şey istiyorum değil mi? Böyle evet. Yani ışıkları lütfen kapat, zamanında yetiş, işte buzdolabında zırt olmasın. Evet. 3 tanecik şey istiyorum ve bunlar olmuyor. Mesela ben bunları çok duyuyorum. İşte tabii bunlar... Ve ısrarla olmuyor diyor. Yani bana rağmen evet. yani
O kadar kişisel algılıyor ki o mükemmeliyetçi kişi. Oysa kimliğini koruyor diğeri de. Evet, karşı tarafta ben kimlik kaybına uğramak istemiyorum. Zaten kendimi o her şeyi çok iyi yaptığı ve benden önce düşündüğü ve hazır ettiği için zaten yetersiz hissediyorum. Bir de öyle yapmak istemiyorum artık diyor. Yani kendi bir kere gibi de yapacağım. Yapmayayım diyor. Yani 10 kere yapayım da 2 kere de yapmayayım diyor. Öbür taraf bunu bir haksızlık. İşte çok yoruluyorum, çok üzülüyorum, çok canım sıkılıyor. Her şeyi senin için yapıyorum ama yine de takdir edilmiyorum, onaylanmıyorum diyerek iyice resleşiyorlar ve gerçekten iki tarafında marazı ters olarak yükselmeye başlıyor. Arıza. Obsesyonlar evet. artıyor, evet. pasif agresif davranışlar ve evet. tutumlar çoğalmaya başlıyor. Evet. Bir gün sonunda restleşme ortaya çıkıyor. Evet. Yani bir şekil aslında kendi kimliklerine dair dönüşüm hevesiyle başladıkları ilişkide kendi kimliklerinin hiç dönüşmeksizin daha da sivrilmesine doğru gidiyorlar. Şöyle bir istekleri var iki tarafında. O değişirse ben değişirim. 1-2-3 hadi başlayalım. Evet hadi başlayalım. Ama ben bu kadar işte yaptım, o fark etmedi ve hiç değişmedi. Gene unuttu. Çünkü mükemmeliyetçi kişi için 3 kere unutmayıp bir kere unutması bile unutmuş sayılıyor ya. Yani hata ölçerle geziyor. Evet, evet. O yüzden de karşı tarafta bunun görülmediğini, ne yapsa yetmeyeceğini, zaten onu memnun edemeyeceğini düşünerek... Oyundan çıkıyor. Oyundan çıkıyor. Evet. Bizim en çok gördüğümüz, yani terapi odalarında en azından benim kişisel olarak da en çok gördüğümü düşündüğüm ikili bu. Şimdi tabii memlekette pasif agresif tutum, yani... Söylememek, söylenmek çok yaygın. Hani biraz öğrenilme şeması da bu coğrafyaya çok yaygın. Hani ben kimseyi kıramam, üzemem, o yüzden söyleyememle başlayabilir. Onun iyiliğini düşündüğüm evet. için, evet. Kırmamak için söylemiyorum diyebilir. Genel olarak kadın kimliği daha yaygın. Bizim toplumumuzda daha susan, evet. erteleyen, söylenen, surat asan ama hani uyumlanan bir kimlik. Ve böyle bir kimlik aslında bayağı şeması, hayat şeması, madde madde neredeyse belli. Yani 525 tane doğru yaşam kuralı olan biriyle ortak hayata geçtiği vakit başta seçiyor. Ama o ihtiyaç tamamlandıktan sonra... Güvenlik ihtiyacı. Ve de bunun sürekli ve her koşulda, her zaman, hani öncelikler olduğu zaman değil, her zaman devam etmesi belirli bir süre sonra hayatı da çok sıkıcı hale getiriyor. Ve orada kendi kimliğini ortaya koyarken onun da pasif agresif tutumları çok yükselmeye başlıyor. Gerçekten de mükemmeliyetçi kişinin de çok zorlandığı çiftler görüyoruz çok, biz. Çok, tabii. Hani buradaki maraz sadece işte biraz daha teatralize edilen daha obsesif kimlik değil. İyi. Aynı zamanda iki taraf da aynı tabii, şekilde arızalanıyor. Yani söylemeyen, söylenen, erteleyen, unutan, yapmayan, belki de mükemmel yapamayacağını düşündüğü için aynı zamanda oyundan kaçan ve çıkan kimlik de burada gayet şahane şekilde eşlik ediyor aslında. Aslında eğer bu iki kişi bir şekilde orta noktada buluşabilirlerse ki bizim yapmak istediğimiz o zaman şahane bir meç ortaya çok çıkıyor. Çok iyi bir meç yani olabilir. Çok evet. iyi bir ilişki götürüyor. Çok ki biz yakın bunu çok lazım. Yaşadık yani. Bence mesela çok böyle... Çok açık, dürüst evet, çok. Ve iyi niyetli olmak lazım. Bir de karşı tarafın değişmesini beklemeden ben neyi en iyi yapabilirim ona rağmen, her şeye rağmen onu obsese edebilirse eğer o mükemmeliyetçi kişi evet. o zaman çok büyük bir başarı yakalıyoruz. Bu benim için gerekli. Yani bugün Ayşe olur, öbür gün işte Ahmet olur hayatımda ama ben bu konudaki arızamı ona rağmen düzelteceğim deyip bir işe düğmeye basıyorsa evet. hani nasıl ebeveynlikte anne babanın basması gerekiyor, evet. bu eşlerden de birinin düğmeye basması gerekiyor. Yani 1-2-3 beraber basmaca yok. Olmuyor. Yani hayat planlaması isteyen, spontan bir şey yapmayı sevmeyen bir genç adam olduğunu varsayalım. Sonra biraz daha böyle daha yukarıya doğru çıkabilen, hani ayakları yerde keskin hadi durmayan. Hadi kalk tatile gidelim. Evet, bir genç hadi kadınla bir araya yapalım geliyor. Diyen, onu çok eğlendirirken evet. bir süre sonra hadi ya ne oluyor dur bakalım şu iş var. Çünkü yani
her şey çok planlı olduğu için. Jung'un böyle, bence böyle çiftler için söylediği bir evlilik tarifi var. Yani bu patern için söylediği. Diyor ki duygusal olarak evlenebilmek kimyasal bir tepkimeye benzer. Tepkimenin gerçekleşmesi için her ikisinin de kılık değiştirmesi gerekir. Yani aslında birbirinin dönüşümü üzerine bir seçim bu. Eğer orada resleşme bataklığına batmazlarsa, evet yani gerçekten derin ve yakın bir ilişki kurabilirlerse, kendi marazlarına daha sonra bunlar şahane yanlarım diye tutunmazlarsa iyi bir ikili. Bu çok güç ama imkansız değil. Olan çiftlerdeki var. Sonuçlarını çok evet. Güzel görüyoruz, evet. İzliyoruz. Bu bizi de çok mutlu evet. Ediyor tabii. O yüzden denemek lazım. Sağ ol arkadaşım.